hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim canım benim. Teomango bizlerle birlikte. Programımız var. Efendim? Harika bir programınız var. Çok teşekkür ederim. Nasıl olmuş? İzliyoruz. Sırtıma gözlerim. Tek bir şey rica edeceğim. Kıyafetin süper, harika. Safiye Turan, eğer modacıya ihtiyacınız evet. varsa hiç düşünmeyin, tereddütte kalmayın. Bana alo diyorsunuz veya yazıyorsunuz veya direkt Safiye Turan'a ulaşıyorsunuz sayfasından. Şimdi Teomango, senden bir ricam var. Buyurun. Tamam, olur, olur, çok memnun olur. Evet, ben şimdilik çok değerli ablam. Modacı. Türkiye'nin bence en iyi modacılarından bir tanesi. Safiye Turan'ı alkışlar. Gel gel gel. Öyle. Bravo. Bir de diyor ki ben sana göstereceğim. Canım benim. Gel gel. Ne kadar güzel bir bayan. Gel şöyle ortamıza. Gel şöyle ortamıza. Ne kadar güzel bir bayan. Ben diyor hazırlıklı geleceğim. Bundan daha ne hazırlıklı olacaksın? Ay, hiç hazırlıklı değilim. Nasıl hazırlıklı değilsin? İşte benim modacım, görmeyenler varsa, Suriye'den geldiği o bu güzel elbiseleri 2 saatte bana hazırlıyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben her emeğin, kimsenin emeğini anmadan, söylemeden geçemeyeceğim. İnsan olarak bir kere benim çok can dostum. Akşamları böyle birbirimizi arıyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Bir de nasıl bir şey var biliyor musunuz Safiye'de, bendeki? İkinci bir nevini görüyorum. Ağzından çıkan söz imzadan daha önemlidir onun için. Ben böyleyim çünkü. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim canım. O sizin iyiliğiniz. Çok teşekkür ederim. Tamam, benim vücudumla ilgili yaptım. Bir şey söyleyeceğim. İyi yaptım, iyi yaptım. Safiye'cim. Baylar içinde var mı bir şeyler? Yok maalesef. Sen bayan mı çalışıyoruz şu an? İyi, onu herkes duymuş. Ben sordum, merak gitti. İyi oldu. Pekala Safiye'cim, bir şey söyleyeceğim. Ama gerçekçi olmanı istiyorum. Benim vücudum dostuz, modacım diye değil. Dedin ki belin ince. Ben şunu söylüyorum, benim belim çok ince. Kalçalarım var, dengesiz bir vücudum var diye düşünüyorum. Hayır, dengesiz değil canım. Çok güzel vücudum var. Belin çok ince, çok çok ince. Barbie gibi. Ay canım benim. Ya biraz daha spor yapıp buralardan gitmesi gerekiyor. Yapılacak bir şey yok. İltifat etmiyoruz yani. Bilen gerçeğini nasıl söylüyoruz. Tabii yani. Tabii. Yok, benim çok rahat bir modacınız şey. Modacınız da aynı şeyleri söylüyor. Canım modacılık benim. Sence nedir? Modacılık bence nedir? Hı. Yani bu elbiseyi mesela ne yapıyorsun? Önce çiziyor musun yoksa makinenin başına oturup direkt makası alıp kesiyor musun? Hayır, tabii ki önce kafamda tasarlıyorum, çiziyorum. Bu nevine gider mi diyorsun? Vücuda göre mi tasarlıyorsun? Tabii ki. Tabii vücuda ki, göre. Vücuda göre tasarlıyorum. Yani o nasıl diyeyim sana, o benim önceden hazırladığım bir şey değil. O anda ilham geliyor kumaşı gördüğüm zaman. Doğaçlama. Evet, doğaçlama, tamamen doğaçlama, o Allah vergisi bir pekala, şey pekala yani. Bir müşteri olarak ben sana geliyorum, diyorum ki bana deri şort dik, üstüne de bir beyaz gömlek dik diyorum. Sen bana şunu diyebiliyor musun? Ya senin vücudun, fiziğin buna uygun değil, güzel olmayacaktır. Tabii ki. Söylüyorsun tabii, değil tabii mi? Bu çok önemli çünkü tabii gerçekten bir modacı olarak danışmak gerekiyor, sohbet etmek gerekiyor. Seni çok seviyorum, ellerin ben dert görmesin. Çok seviyorum. Safiye Turan'a elbiseler, gelinlikler diktirmek istiyorsanız benden veya Safiye Turan sayfasından ulaşabilirsiniz diyorum. Ellerin dert görmesin. Şuraya reklamlar canım. Der misin? Reklamlar. Canım sen, ne söylemek istersin? Canım benim, buyur, sözü sana bırakıyorum. Nevin ablacığım, bugün her zamanki gibi çok güzel, çok şık olmuşsun. Modacığım. Modacınızın eline sağlık. Gerçekten size çok güzel şeyler dikiyor. Ellerine sağlık. Canım, bir şey söyleyeceğim. Merveciğim. Efendim? Patronu ara, Tuncay Bey'i. De ki bu evet. böyle olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. O şu an bizi izliyor. Bir seslensene ona. İsmi neydi? Tuncay Bey. Deli Orman. Tuncay abicim, ne olur sana yalvarıyorum. Nevin ablayı bizden daha fazla koparma. Hafta içi de yapar mısın şu programı? Lütfen bizi kırma. Çok özlüyoruz ablacığımızı. Çok. Ne diyeyim artık ablacığım. Canım, çok teşekkür ederim Merveciğim. Seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak bebeğim. Çok sağ ol. Şimdi aynı zamanda benim kardeşimin eşi Gözdeciğim çok yakında doğum yapacak demiştim. Yeğenim geliyor. Oh, Alas
Dün gece de kardeşim bana beşiğini kurmuşlar, resimlerini gönderdi. Gözde demiş ki ablacığım sana selamları var bütün ailemin. Çok beğeniyorlar programı. Çok güzel bugün programımız. Biz inanılmaz eğleniyoruz demiş. Kocaman kocaman öpüyorum. Benim aileme de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok seviyoruz. Yeni yılda daha güzelsin. Daha güzel olmanı diliyorum. Hep gün geçtikçe güzelleşiyorum değil mi ben? Evet, evet. Hele bugünkü kıyafetinizi hiç daha böyle sizi şık görmemiştik. Modacım da güzel değil mi? Gerçi her zaman şıksınız, her zaman güzelsiniz de bugünkü atmosferiniz çok daha farklı. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim beyefendi. Modacım da güzel değil mi? Modacınızın üzerine daha başka modacı yok ki güzel olmasın. Şeker. Şeker, aynen şeker. Baldan tatlı. Size... Safiye baldan tatlı dedi. Ya bu program nasıl bir program ya? Mehmet dikkatimi dağıtıyorsun. Ekmekleri yemeğini önce göstereceğiz ekranda. Vallahi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bütün seyircilerimizi gerçekten çok seviyoruz. Hep birlikte umarım eğleniyoruzdur. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum ama bir şey göstermek istiyorum. Bu elbisenin arkasını bir bakar mısınız? Yeni dikkatimi çekti. Ne kadar güzel olmuş. Bir alır mısınız? Yani... Safiyeciğim. Gerçekten ön taraftan güzel yani. Arkada böyle muazzam desen. Gerçekten tasarım, el emeği çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Sadece ön tarafa önem vermemiş, arkaya da önem vermiş. Gerçekten elbisenin arkasına çok büyük emek var. Gerçekten ben kimsenin emeğini böyle üstüne basa basa anlatmadan geçemeyeceğim. Evet sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Allah'a emanet olun diyorum. Size kucak dolusu sıcacık sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Lütfen güler yüzünüzü hiç eksik etmeyin. Önce insanlık diyorum. Ailelerinizi unutmayın, annenizi, babanızı asla unutmayın. Yarın öbür gün keşke dememek için lütfen onlarla ilgilenin. Çünkü onların bizlere, bizim sadece sesimizi duymaya bile ihtiyaçları var. Sizleri seviyorum ama önce insan olalım diyorum. Ağzımızdan bir söz çıkmadan 40 kere düşünelim. Kimseyi kırmayalım. Hep bundan yanayım. Ne olur her şeye güzel tarafından bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet.